Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nde Elazığ'ı temsil eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü 8. hafta mücadelesinde Sivas Belediyespor'u 36-31 mağlup ederek arka arkaya 3. galibiyetini aldı. (Gülüyor) 15 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Karşılaşmanın ardından Kanal 23'e bir değerlendirme yapan baş antrenör İsmail Bayraktar, önemli bir maç kazandıklarını söyledi. Hocam, 3 hafta önce alınan bir galibiyet, arka arkaya 3 galibiyet, neler söylüyorsunuz? Ya biz zaten sezona başlarken herkesten Elazığ spor severlere bize sabırlı olmalarını, çünkü geçen senenin kadrosundan 5 oyuncumuzu Süper Lig'e ve değişik kulüplere verdiğimizi, bu gençlerin ileride çok can yakacağını söylemiştik. Ve şu an yakmaya başladılar. Bu maç çok önemliydi. Niye önemliydi? Bizim 4 puanımız, onların 6 puanı vardı. 4 puanlık bir maçtı. Şimdi Sivas Belediyesi'ni altına aldık. Geçen hafta 8.'ydik. Şu an 5.'liğe yükseldik. Şu an playoff'a doğru yürüyoruz. Yani kimse şaşırmasın, çünkü bu çocukların hepsi sabah akşam antrenman yapıyorlar. Hepsi handbolu çok seviyorlar. Gerçekten Elazığ'ın bağrından yetişmiş kendi öz evlatları. Zaten handbol bizim tabiatımızda var. Handbol deyince, Elazığ deyince herkes handbol olduğunu biliyor. Ve bugün yendiğimiz takım da gerçekten çok tecrübeli bir takım. Sivas Belediyesi Süper Lig'de oynamış 4-5 oyuncusu vardı. Ben tebrik ediyorum çocuklarımı canı gönülden. İnanılmaz bir maç çıkardılar. Maça çok kötü başladık. 4-0 gibi bir maç şeydi. Ama moladan sonra toparlandık. Bundan sonra araya giriyor. Şimdi bu çocukların hepsi bir de aynı zamanda okullarda oynuyor. Bu sene inşallah hem okullarda Türkiye finali, hem gençlerde Türkiye finali, hem de ligde playoff'ları hedefliyoruz. Ama kamuoyunu biraz daha bu çocuklara sahip çıksınlar. Bunlar Elazığ'ın çocukları, Elazığ'a yetişen evlatlarımız. Ben her zaman söylüyorum, basında da söylüyorum. Handbol bizim tabiatımızda var. Elazığ handbol şehri olmaya aday bir şehir. Yani bunu büyüklerimiz bir düşünsünler. Gerçekten futbol ve handbol bu şehirde aday yani. Ben biraz daha bize destek olursa neler yapacaklarını bugün sahada gösterdiler. Tekrardan sizlerin de buraya geldiğiniz, bizi takip ettiğiniz basınıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah aradan sonra Kırşehir maçıyla da yükselişimiz devam edecek. Sporculardan Beyza Nur ve Yeşim de yaptıkları değerlendirmede genç bir kadroya sahip olduklarını ama iyi mücadele ettiklerini söylediler. Arka arkaya 3 galibiyet elde ettik, bir seri yakaladınız. Neler söyleyeceksin Duygu Hanım? Yani sezona hazırlık devresinde kötü başladık ama sıkı antrenmanlar bize galibiyeti getirdi. Biz playoff'a çıkmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize de yani ligin 8.'sü olmamız hiç kimseyi şaşırtmasın. Biz playoff'a gideceğiz. Biz herkese inanıyoruz. Herkes de bize inansın diyorum. Evet Yeşim, tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Güzel bir oyun, güzel bir galibiyet. Neler söylüyorsun? Çok mutluyuz. Tecrübeniz yani çok küçük bir yaş grubuna rağmen 3 maçtır yeniyoruz. Çok üst düzey olacağız. Ben inanıyorum. Yaşları çok küçük olmasına rağmen çoğundan büyük yürekleri var. Hepsini çok tebrik ediyorum. Takımımı da çok seviyorum.